Evet, sıradaki örneğimize bakalım arkadaşlar. Verilen devrenin Norton eşdeğer devresini bulun diyor. Devremizde iki tane akım kaynağımız var. Öncelikle akım kaynaklarımı açık devre yapıyorum. Bu uçlardan ayırıyorum ve RAB direncini bulacağım. Bu durumda RAB direncimiz ne olacak? Bakın 3 direnç birbirine seri olacak. Yani 16 ohm. Evet, eşdeğer direncimizi bulduktan sonra şimdi Norton'da ne yapıyorduk? AB arasını kısa devre ediyorduk ve AB'den geçecek olan akımı buluyorduk. Şimdi AB arasını kısa devre ediyorum. AB arasını kısa devre ettiğim zaman bu AB akımını nasıl bulurum? Bunun üzerine konuşalım. Bunun için birkaç farklı yöntem kullanabiliriz. Ama şu yapı benim aklıma ilk çevre akımları yöntemini getiriyor. Çünkü iki tane akım kaynağı var. Biliyorsunuz çevre akımları yönteminde akım kaynakları bizim çok işimize yarıyor. Bu akım kaynağını buraya atadım. Bu 5 amperlik akım kaynağını da buraya atadım. 5 amper dedim. Şimdi iki akım kaynağından da geçmeyecek. Üçüncü bir çevre bulmam lazım. Onu da bu şekilde belirliyorum ve bu çevrenin akımına da I diyorum. Tek bir denklemle I akımını bulabilirim. Nasıl? I akımının meydana getirdiği gerilim düşümü 8, 11, 16 I olacak. I 8 ohmluk dirence bakıyorum. Buradan hem 4 amper hem I akımı geçiyor. Fakat zıt yönlü oldukları için 4 kere 8, 32 volt 8 ohmluk direnç de 4 amperden dolayı düşecek. Ve bakıyorum 5 ohmluk direncimi. 5 ohmluk direncimden de hem 5 amperlik akım kaynağının akımı hem de benim çevre akımım geçiyor. Fakat aynı yönlü geçiyor. O yüzden artı 25 diyorum. Eşittir 0. Buradan arkadaşlar I akımım eksi 7, 7 bölü 16 amper çıkar. Fakat ben neyi arıyorum? IAB'yi arıyorum. IAB I akımıyla 5 amperlik akımın toplamıdır. Şu koldan geçen akım yani 7 bölü 16 artı 80 bölü 16 o da eşittir. 87 bölü 16 amper IAB akımını bulurum. Bu durumda eşdeğer devrem nasıl olur? Direncim 16 ohm ve şurada da bir akım kaynağım var. Değeri de 87 bölü 16 amper olacak. A, B. Evet, bu şekilde çözüme gidebilirsiniz. Bir diğer seçenek de tabii ne kadar size cazip gelir bilmiyorum ama hem de önceki anlattığımız kaynak dönüşümlerine örnek olması açısından kaynak dönüşümü yaparak bu devreyi çözelim. Evet, eğer şu 3 ohmluk seri direnç olmasaydı çok kolay olacaktı. Yani akım kaynaklarını doğrudan toplayacaktık. Kaynak dönüşümü konusunda şunu demiştik. Bize seri elemanları paralel elemanları seriye getirme şansı da verir. Bakın şuraya bir kaynak dönüşümü uygulayacağım. Yani bunun yerine nasıl bunu gerilim kaynağını çevirirsem ne olacak arkadaşlar? Bu değerler şuraya ne diyelim? CD diyelim. Bakın CD'ye göre dönüşüm yapıyorum. 4 kere 8 32 volt gerilim kaynağı ve 8 ohmluk dirençle bunu ifade edebilirim. Evet, şimdi bunu buradan söküp bunu buraya taktığımız zaman göreceğiz ki 8 ohmluk dirençle yani bu gidecek. Bunun olmadığını düşünün. Bu gitti arkadaşlar. Şimdi bunu götürdük. Burası 32 volt gerilim kaynağına dönüştü. Şurada da 8 ohmluk bir direnç geldi. Öyleyse artık devremiz şu hali alacak. Şu 8'i 11 yapıyorum. Ve şuradan bir 5 amperlik akım kaynağımı ekliyorum. Ve AB uçlarıma ulaşıyorum. Burası da 5 ohm. Şimdi bir gerilim kaynağım oldu. Bir akım kaynağım oldu.
bir tane şu 3 ohmluk dirençten kurtuldum. Bunu tekrar akım kaynağına çevirebilirim. Bunu nasıl yaparım arkadaşlar? Bunu akım kaynağına çevireceksem eğer, bu akım kaynağımın değeri 32 bölü 11 amper olur. Yönü aşağıdan yukarı olur. Bu 11 ohmluk direnç de buraya paralel bağlı olarak gelir. Burada tekrar ne kadardı bu akım kaynağım? 5 amperlikti. 5 amperlik akım kaynağım yine burada durur. Bu 11 ohm ve şurada da 5 ohmluk direnç var. Burası da kısa devre. Yani aslında bu 5 ohmluk direnci şuraya da çizebiliriz. Şimdi bu durumda devremiz artık bu hale almış olacak. Burası A, burası da B. Bakın bu 5 ohm 32 bölü 11 amperlik akım kaynağı ile 5 amperlik akım kaynağı aynı yönde ve aynı uçlara bağlı olduğundan bu ikisini toplayabilirim. 32 bölü 11 55 bölü 11 daha derseniz 87 bölü 11'lik bir akım kaynağınız olacak. Ve 11'lik bir tane direnciniz, 5'lik bir tane daha direnciniz ve buralarda AB uçlarınız olacak. Daha doğrusu AB uçları artık orada değil, şöyle gösterelim. AB uçları arkadaşlar 5 ohmluk dirençten dönüşte, yani şurada AB uçları. Kısa devrettiğimiz kısım orası. Şurası. Yani biz 5 ohmluk dirençten geçen akımı bulduğumuz zaman aslında AB akımını da ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Evet, peki burada 5 ohmluk dirençten geçen akımı nasıl hesaplarız? Şurada diyelim artık, şunlar kafamızı karıştırmasın. 5 ohmluk dirençten geçen akımı nasıl hesaplarız? Akım bölme kuralından hesaplarız. Bu noktaya gelen akım 87 bölü 11 ve burada akım 2'ye ayrılacak. 11 ve 5. 5 ohmluk direncin geçtiği akımı hesaplayacağım için karşı kolum direnci 11 bölü toplam direnç 16 çarpı düğüm noktasına gelen akım 87 bölü 11. İşte buradan da IAB akımını 87 bölü 16 amper olarak yine bulabilirim. Bu da ikinci bir yol. Ama ilk başta yaptığımız çözüm çevre akımları yöntemi gayet hızlı bir şekilde tek bir denklemde işi bitirdik. Bu biraz uzun, yani tercih eder misiniz etmez misiniz bilmiyorum ama bence bu çözüm daha basit bir çözüm. Evet, devam edeceğiz.